Merhaba bağlama dostları, ben Murat. Ayaz Müzik Bağlama Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 39'dayız. Diğer bölümler için üst taraftaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Elimdeki cürayı hepiniz gördünüz. Şöyle ufacık bir şey. Bugün cüra bağlama akordu nasıl yapılır? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Biraz da yapısından, biraz da ne işe yarar tam olarak, nerelerde çalırız, nasıl kullanırız ondan da bahsedeceğiz. Ben notlarımı aldım. Notlar doğrultusunda size böyle tek tek söyleyeyim. İlk önce şunu bilmeliyiz ki bu da bir bağlama tipidir. Cüra bağlamadır. İsmini hemen hemen herkes biliyor zaten. Bağlama ailesinin en ufak üyesidir bu arkadaşlar. Cüra bağlama. Bunu söyleyelim. Yapısından bahsedelim. Şimdi yapısı diğer bağlamalar gibidir. Yapılışı daha doğrusu. Ama ebat olarak, boyut olarak diğerlerinden daha küçüktür. Daha tiz tonlar verir. Daha ince tonlar verir arkadaşlar. Genelde arkadaşlar 23-24 perde olarak bağlanır ve uzun sap gibi çalınır. Ama tabii kişi bunu isteğine göre de ayarlayabilir. 23-24 değil de kısa sap bağlama gibi 19 perde takıp kısa sap bağlama gibi de çalabilir. Şu anda da çalınabilir kısa sap bağlama gibi. Ama perde araları çok yakın olduğu için kısa sapta fazla verim belki alamazsınız diyorum arkadaşlar. Ama yine de kullanılıyor. 6 telden oluşuyor. Bunun tabi çeşitleri var. 2 telli, tek 2 tane teli olanı da var. Bir altta bir üstte birer tane teli olanı da var. Birer sıra halinde 3 teli olan da var. 4 tel olan da var. 5 tel olan da var. 6 tel olan da var. Duruma göre 7 tel kullanan da var arkadaşlar. Bunda sınır yok. Herkes bir şeyler deniyor sonuçta. Bunun yapısı şöyle. Önden bir kafes açmışlar ama normalde ya altta olur ya üstte. Bunu böyle yapmışlar. Bu benim curam. Bu bir renk sazdır. Renk sazdan kastımız nedir? Genelde orkestralarda alttan duyarsınız bunu. Çok baskın değildir arkadaşlar. Renk saz olarak kullanırlar. İşte bağlamanın yanında, işte gitarın yanında, diğer aletlerin yanında alttan gelir. Yapıların alt tarafından gelir. Bu renk saz olarak da bilinir. Ege yöresinde işte İç Anadolu'nun bir kısımlarında yoğun olarak kullanılan bir alettir. Ege yöresinde biraz daha ufak kısaları vardır bunların arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz. Yapıları yine hepsinin farklı. Elle veya mızrapla icra edilir, çalınır. Kişi nasıl isterse keyfine göre. Kendi içinde ne demişiz arkadaşlar? Çok boyutları var. Yani az önce dediğim konu çok ufakları da var. Yani şu tekne boyunda olanlar da var arkadaşlar. Teknenin yarısı kadar da işte bu şekilde olanlar da var. Biraz daha uzun olanlar da var. Cura gibi görüyorlar. Çocuk sazı olarak bilinse de genelde çocuk sazı değil de normal insanlar, yetişkin insanlar da çalabiliyor. Stüdyolarda, her yerlerde, orkestralarda kullanabiliyorsunuz bunu. Genelde görüldüğünde çocuk sazı gibi ufak duruyor ama değil. Çocuk sazı olarak adlandırmıyoruz. Yani bunları söyledik. En önemli konusuna geleceğiz. Belli başlı şeyleri söyledikten sonra akort sistemi hakkında bilgiler verelim arkadaşlar. Akort sistemimiz nasıl olacak? Hangi harfleri, hangi karakterleri kullanacağız? Bunu söyleyelim. Şimdi bu cura bağlama yapısı küçük olduğu için, işte sap küçük, tekne küçük olduğu için daha dik, yani daha ince, tiz sesler içermesi gerekiyor ki sesler çok baygın pes çıkmasın. Çünkü tel mesafesi ne kadar küçülürse seslerin tizleşmesi de o kadar çoğalır. Divan bağlamaları da biliyorsunuz, görmüşsünüzdür, çalanları duymuşsunuzdur. Divan bağlamalar da uzadıkça daha bas ses verirler, böyle kalın ses verirler arkadaşlar. Onun sebebi de tel uzadığı için çok fazla teli gerdiremiyorsun. Peste kalıyor ve sana bas ton veriyor. Tekne de büyük olduğu için ne yapacak? Ses hazinde geniş olduğu için ses yayılıp bir uğultu, bas bir ses verecek. Ama bunda uğultu veya işte o bas sesi verme imkanı yok. Tekne küçük çünkü. Genelde cura bağlamamızı uzun sap gibi de çalabiliyoruz, kısa sap gibi de çalabiliyoruz. Uzun sap akordunu genelde nasıl ayarlarız? Bundan bahsedelim. Şimdi şöyle akort aleti olanlar varsa daha iyi ne demek istediğimi anlayacaklar. Ben alt teli G yaptım. Şöyle harfine bakın arkadaşlar. Birazcık da sessiz olun. Akort her sesi algılıyor arkadaşlar. Duyduğunuz üzere alt teli G yaptım. Orta teli C yaptım.
Tekrar. Alt tel G. Orta tel C. Üst tel F. G, alt tel, C, orta tel, F, üst tel. Tamam mı arkadaşlar? Böyle gidecek. Bu uzun sap akordu. Genelde böyle dik tonlarda G bu arada sol demektir. Alt tel boşta sol olmuş olacak arkadaşlar. Genelde bu dik seslerde çalabilirsiniz. Ama alt teli D de yapabilirsiniz. Alt tel D olabilir. D harfi olur. D, E harfi olur, F harfi olur, G harfi olur. Genellikle bu 4 seste çok ideal bir şekilde kullanabilirsiniz. Kararınız yine uzun sap gibi olacak arkadaşlar. Tamam, bunu da unutmayın. Uzun sap bağlama gibi. Şöyle. Kararınız uzun sap gibi olacak. Çünkü uzun sap bağlama gibi çalmak istiyorsanız. Alt tel D de olur. Orta şey alt tel E de olur. F de olur. G harfi de olur. Üst telleri mesela D yaparsanız üst tellerin harflerini nasıl yapacaksınız? Şimdi mesela alt teli D yaptınız kabul edelim. Orta ve üst telleri ne yapacaksınız? Aynı uzun sap bağlamadaki akort gibi, bilmeyenler için de söyleyelim. Şimdi alt teli D yaptın, akort aletinde yeşili yaktın. Ardından arkadaşlar şu 7. perdeye gelip buradaki sesi ya kulağına alıp götüreceksin orta tele ya da akort aletinden kontrol edeceksin. Hangi sese karşılık geliyorsa yukarı taşıyacaksın. 7. perdeye bastın. Bu sesi orta telin boş sesine taşıyacaksın. Yani orta tele boş vurduğunda şu ses bastığın alt telle bastığınla aynı olacak. Ondan sonra üst teli nasıl mı yapacaksın? Üst tel içinde yine 7. perde ama bu sefer orta telle gelip bu orta telin sol sesini alacaksın. Üst boşa taşıyacaksın. Çok basit. Alt teli D yap, E yap, F yap, G yap. Ne yaparsan yap alt teli. Alt teli yaptıktan sonra şuradaki alt telin 7. perdesini sesi al. Ya da bak orada ne geldi. Onu taşı, orta telin boş sesi yap. Üst tele gelince de orta telin 7.sini al taşı. Üstün boşunu o sesi yap arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyledik arkadaşlar. Ben videonun altına bir link yerleştirdim. O linkte uzun sap bağlama akordu si ve do tonları yazıyor. Yani onlara göre yapın diye değildi arkadaşlar yerleştirmemin sebebi. Orada uzun sap bağlama akordunun nasıl akord edildiğini görün. Burada da D, E, F, G alt teli istediğiniz bir harfe yapın. A, B, C harfleri çok pes kalır. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Kısa sap yapmak istiyorsanız da curayı son olarak alt ve orta teline hiç dokunmayın. Üst teli 3. perdedeki şu kısa sapa göre la sesini ayarlayacaksınız. Alt ve ortaya hiç dokunmayın. Şuraya, tamam mı? Şu 3. perde orta telin sesini alın. Üst boşa verin. Şöyle. Bakın akordu yaptıktan sonra buradan kısa sap gibi çalabiliriz. Şeklinde de gelebilir arkadaşlar. Sadece üst teli bozup kısa sap gibi de yapabiliyorsunuz. Olay çok basit. Yeter ki dikkatli bir şekilde dinleyin ve tekrarını yapın. Bir sonraki bağlama hakkında sizce sorulan sorular bölümünde görüşmek dileğiyle.